Etanol. Bu küçücük molekül sizin salına salına yürümenizi, etrafa küfürler savurmanızı ya da dünyanın olanca hızıyla etrafınızda dönmesini sağlayabilir. O küçücük yapısı sayesinde hücre membranlarından kolayca geçer ve vücudun çok çeşitli yerlerinde kendisine kamp kurabilir. Bu sebeple diğer birçok moleküle göre vücudumuzun üzerinde oldukça farklı etkileri vardır. Peki bu etanol molekülü ya da biz ona kolayca alkol diyelim, nasıl oluyor da bizi sarhoş yapıyor ve etkileri kişiden kişiye bu kadar farklılık gösterebiliyor? Karşınızda limbik beyin dünyası. Bilim, merak ve eğlenceye hoş geldiniz. Gelin, alkolün vücudumuzdaki yolculuğuna hep birlikte çıkalım. Alkol mideye yerleştikten sonra özellikle ince bağırsak ile kana karışır. Kana karıştıktan sonra birçok organa ulaşan alkol, en çok da kana ihtiyacı daha fazla olanlara etki eder. Karaciğer ve beyin. İlk olarak karaciğere uğrayan alkol, burada yıkıma uğrar. Eğer karaciğerin yıkamayacağı kadar alkol tüketilirse, ki aslında bu genellikle hemen olur, alkol beyne ulaşır. Beynin alkole olan yoğun duyarlılığı, alkol tükettikten sonra oluşan duygusal, bilişsel ve davranışsal değişikliklerin sebebidir. Aslında bu değişikliklerin tümüne sarhoş olma diyoruz. Peki alkol bizi nasıl sarhoş yapar? Nöronlar birbirleriyle konuşurken birbirlerini ya aktive ederler ya da baskılarlar. Alkol, beynin temel baskılayıcı kuvveti olan GABA'nın salınımını hızlandırırken, temel aktive edici kuvveti olan glutamatın sesini kısar. Bunun neticesinde beyin hücreleri birbirleriyle daha az konuşabilir hale gelir. Böylece daha az hisseder, daha az algılar ve daha az farkında oluruz. Bu da orta dozda alkol kullanımında rahatlamayı ve gevşemeyi sağlayan ya da yüksek dozlarda uykuyu getiren etkendir. Eğer toksik seviyesinde alkol tüketimi gerçekleşirse, hayatta kalma için gerekli olan beyin aktivitesi sağlanamayabilir. Glutamat ve GABA arasındaki bu ilişkinin bozulması, sabah uyandığımızda partiyle alakalı sadece müziği hatırlıyor olmamıza sebep olur. Normalde özellikle prefrontal korteksimiz, bir olay yaşanırken bunu kısa süreliğine kayıt altında tutar. Başka bir bölge olan hipokampüs, bu bilgileri alır ve gerekli olanları uzun süreli belleğe atar. Böylece bazı şeyler üzerinden çok süre geçse de hatırlayabiliriz. Beynimiz bunu yapabilmek için spesifik nörotransmitterlere ihtiyaç duymaktadır. Fakat alkol kullanıldığında bunlar yeteri kadar salgılanmaz. Bu sebeple geceden geriye baş ağrısından başka pek bir şey kalmaz. Alkol sadece hücrelerin daha az konuşmasını sağlamaz. Beynin çok önemli bir ödül merkezi olan nucleus accumbens'i de uyarır. Bu bölge bizim için güzel olan şeylerden haz almamızı sağlayan mekanizmalar içerir. Hoş bir gün batımında yemek yerken, taraftarı olduğumuz takım şampiyon olduğunda ya da çocuklar gibi eğlendiğimiz o gün, beynimize dopamin şöleni yaşatan bölge tam da burasıydı. Alkol kullanmak da beynimizde aynı etkiyi gösterir. Alkol bizi etkilemek için bununla da kalmaz ve beynimizin endorfin salgılamasını sağlar. Endorfin, stres veya tehlikeye karşı bizim sakinleşmemize yardımcı olur. Ortada stresli bir durum yokken endorfin, kendisini daha çok "Hayat güzel, dünya güzel, sen güzelsin, güzelsin" diyen yoğun mutluluk haliyle gösterir. İşte bu yolculuktaki kişisel farklılıklar insanların daha kolay ya da zor sarhoş olmalarını sağlar. Kronik alkol tüketen kişilerde tüm bunlar olurken, beyin bu duruma adapte olabilmek için alkol tüketirken gerçekleşenlerin tam tersini yapar ve GABA, dopamin, endorfin salınımını düşürürken glutamatı artırır. Böylece kişi alkol tüketmediğinde GABA'sı az, glutamatı çok olan bir beyin uyumakta zorluk çeker. Dopamini az olan beyin daha az zevk alır hale gelir. Endorfinsiz bir beyin ise stres karşısında ne yapacağını bilemez ve hep kaygılıdır. Peki bu durumu düzeltmek için ne yapar? Daha çok alkol tüketir. Ve tata, işte karşınızda bir alkol bağımlısı. Uzun bir akşam içkisinden sonra başımızın dönmesi ise apayrı bir konu. İç kulak ve içerisinde bulunan sıvı, denge sistemimiz olan vestibüler sistemi oluşturur. Bu sıvı, biz hareket ettikçe hareket eder. Fakat yüksek alkol tüketiminde alkol, iç kulağımızdaki bu sıvıya karışabilir ve vestibüler sistem bozulur. Sistemdeki bu bozulma ile etrafımızdaki nesnelerde hareket ediyor algısı oluşur, bu da başımızın dönmesine sebep olur. Hele buna bozulan motor hareketlerimiz eklendiğinde, caddelerde dans eden kişiler ortaya çıkar. Limbik Bey ile birlikteydiniz. Her salı yeni bir video için geri gelmeyi ve hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma.